Şu sıralar yorumlarda ve mesajlarda pek fazla gördüğüm. Geçenlerde de babamla üzerine konuştuğumuz bir konu var. Felsefe yalnızca felsefe tarihinden mi ibaret? Yani felsefe tarihini okumadan, daha önceki düşünürlerin ne dediğini bilmeden felsefe yapmak mümkün değil mi? Düşününce tabii ki de teoride bu mümkün. Yani tarih okumadan da kendi kendinize birden felsefe yapmaya başlayabilirsiniz. Fakat eğer tarihi bilmezseniz tekerleği icat edersiniz. Hatta tekerleği icat etmekle kalmaz. Tekerlek icat edilirken yapılan tüm hataları da tekrar edersiniz. Özetle felsefe tarihini bilmek hem özgün bir yorum yapmanın şartıdır hem de süreç içerisinde yanlış, uygun olmayan eleştirilebilecek fikirleri görmenizi sağlar. Bir fikri eleştirirken o fikrin karşısına başka bir fikir koyduğunuz için bir yanıyla da kendi özgün felsefenizi yaratmanızı sağlar. Bu yüzden daha önceki videoda Platon'un en iyi fikirlerinden yani formlar öğretisinden bahsettikten sonra Bugün ise Platon'un, tırnak içinde söylüyorum, bence en kötü fikrinden bahsetmek istiyorum. O halde başlayalım. Platon'un en sevmediğim, en tehlikeli, etik açıdan en kötü fikri. Asil yalan. Platon, devlet adlı diyaloğunda toplumun üç ayrı sınıfa ayrılması gerektiğinden bahseder. Bunlardan ilki üreticiler yani sıradan halk, ikincisi askerler yani ordu olarak alabiliriz, üçüncüsü ise koruyucular yani siyasi yöneticiler. Platon'a göre yalnızca koruyucular siyasi otoriteye ve yetkiye sahip olmalı. Fakat buradaki çarpıcı düşünce şu ki koruyucular bir ayrıcalığa sahipler. Toplumun düzenini ve birliğini sağlamak için yalan söylemek. İki yalandan söz ediyoruz burada. Kan ve toprak mitosuna dayanıyor. Şöyle diyor Platon Devlette. Önce yöneticileri, sonra askerleri ve en sonunda da tüm halkı şuna inandırmaya çalışırdım. Gençliklerinde yaşadıkları, onlara verdiğimiz eğitim, yaptırdığımız araştırmalar aslında bir hayalden ibaretti. Gördükleri bir rüya gibi yani. Aslında kendileri, silahları ve diğer bütün eşya o zamanlar toprağın altında oluşum süreci içindeydiler. Bu süreç tamamlandığında toprak yani anaları onları yeryüzüne çıkardı. Bu yüzden altında yetiştikleri bu toprağı anaları, süt anneleri saymaları, onu saldırılara karşı korumaları ve aynı toprağın büyüttüğü bu ülkenin diğer evratlarını da kardeşleri saymaları gerekir. Bu mitos sayesinde Platon toplumu oluşturan bütün bireylerin aynı kökenden geldiklerini yani onların kardeş olduğunu ortak bir ataya, ortak bir kökene sahip olduğunu vurgulamak ister. Diğer yanıyla da onların süt annesi gibi olan toprağa karşı sorumluluklarını öne çıkartır. Söylenecek bu yalan sayesinde hem toprağın yani devletin kutsaliyeti tesis edilirken bir yanıyla da toplumun birliği sağlanır. Böylelikle bireyler kendi çıkarlarından önce toplumun birliği ve refahı için çalışmaya başlarlar. Platon bu mitosu yani yalanı şöyle sürdürür. Hepiniz aynı topraktan gelen kardeşlersiniz ama Tanrı hepinize eşit yaratmadı. Bu toplumun bir parçası olan sizler birbirinizin kardeşisiniz. Ama sizi yaratan Tanrı Aranızdan önder olarak yarattıklarının mayasına altın katmıştır. Onlar bunun için baş tacı olurlar. Yardımcı olarak yarattıklarının mayasına gümüş, çiftçiler ve öbür işçilerin mayasına da demir ve tunç katmıştır. Aramızda bir hamur birliği olduğuna göre sizden doğan çocuklar da herhalde size benzeyeceklerdir. Ama arada bir altından gümüş, gümüşten de altın doğduğu olabilir. Bunun için Tanrı her şeyden önce önderlere, doğan çocuklara iyi bekçilik etmelerini, içlerine bu madenlerden hangilerinin katılmış olduğunu dikkatle araştırmalarını buyurmuştur. Kendi çocukları tunçla ya da demirle katışık doğmuşlarsa, hiç acımayıp hamurlarına uygun işlere koyacak onları, çiftçi ya da işçi yapacak. Çiftçi veya işçi çocukları arasından mayaları altın ve gümüşle katışık doğanlar olursa, onları gözetecek, kimini önderliğe, Kimini bekçiliğe yükseltecek. Çünkü mayasında demir ya da tunç katışık olanlara önderlik edeceği gün şehrin yok olacağını tanrı buyurmuştur. Feci bir mitos. Bu mitos sayesinde insanlar tanrıların onları farklı farklı yarattığını kabullenmek durumundadır. Böylelikle toplumda var olan sınıf farklılıklarını anlayışla kabullenmeleri, yani sınıfsal farklılıklar bir şekilde doğallaştırılmış olur. Çünkü toplumsal iş bölümü yöneticiler tarafından tanrının buyruğuna uygun olarak yapılmıştır. Bireylerin bu buyruğa karşı gelmesi aynı zamanda tanrının hükmüne karşı gelmektir. Peki böyle söylenildiğinde ne olur? Kişiler bu mitosu kabullendikten sonra asla kendi varlıkları, kendi toplumsal statüleri hakkında düşünmeye, sorgulamaya başlamazlar doğrudan otoriteye itaat ederler. İşte bu siyasal topluluğun bütünlüğü, refahı, iyiliği için gereklidir. Bu asil bir yalandır. Buradaki tehlikeyi ve etik açıdan kötülüğü görebiliyorsunuzdur. Eğer derseniz ki Platon bir adalet ütopyası yaratmaya çalışmıyor muydu? Bu ideal bir devlet olacaktı. Bunun nesi bir ütopya? Haklı bir soru olur aslında ama Burada şunu düzeltmekte fayda var. Platon devlette bir adalet ütopyası yaratmaya çalışıyor ama onun adalet anlayışı bugün bizim anladığımızdan biraz farklı. Biz bugün modern toplumlarda, modern hukukta adaleti eşitlikle ilişkili olarak kavruyoruz. Bireylerin eşitliğinin ancak adaletin koşulu olduğunu savunuyoruz. Yani bu şekilde düşünüyoruz. Oysa antik Yunan'da özellikle Platon'da adalet eşitlikten ziyade her bireyin kendi üstüne düşen işi hakkıyla yerine getirmesi. Bu siyasi bir eşitlikten ziyade bireysel bir erdem aslında. Eğer ki her sınıf kendi üzerine düşen işi layığıyla yerine getirir ve başka sınıftakilerin işine karışmazsa Platon'a göre toplum adil ve iyi olur. Bu sizin tabii ki de şu an kabul edebileceğiniz bir şey değil. Başka bir düşünür özelinde bu belki kabul edilebilir olunurdu. Yani yalan meselesini de etik açıdan tartışabilirdik. Hangi koşullarda yalan söylemek meşrudur? Hangi koşullarda söylenemez? Tartışırdık ama Platon özelinde daha da büyük bir sorun ortaya çıkıyor. İyi ve erdem, adalet gibi ideallardan mükemmellikten bahsederken ahlakın nesnelliğini sağlamaya çalışan bir düşünürün Duruma göre özellikle sadece bir zümrenin yalan söyleyebileceğini söylemek biraz iki yüzlülük. Gizlemesini bilmeyen yönetemez şeklinde bir söz vardır siyasette. Burada bence şunun ayrımını da yapmakta fayda var. Bazı şeyleri eğer ki panik yaratacak ve insanları kaosa sürükleyecek bir durumsa yine toplumun güvenliği için gizlenmesi anlaşılabilir. Bunun üzerine tartışabiliriz. Ama gizlemekle Yalan söylemek arasında bence bir farklılık vardır. Yalan söylemek karşındaki kişiyi olan şeyin aksini iddia ederek aldatmaya dayanır. Burada gizlemekle yalan söylemek arasındaki ayrımın üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Platon asil yalan sayesinde insanların kendi doğaları hakkında onlara bir yalan söylemiş oluyor. Ne hakla kendi doğaları hakkında bir yalan söylemek meşru sayılabilir. Tam da bu noktada işte etik bir tartışmanın içerisine düşüyoruz. Yalan söylemek hangi durumlarda meşru sayılabilir? Yalan hiçbir koşulda mı söylenmemeli yoksa içinde bulunduğumuz koşullara bağlı olarak yalan söylememizin kabul edilebileceği durumlar olabilir mi? Öncelikle bu ayrımı tartıştıktan sonra devleti yöneten kişilerin de yalan söyleyip söylememesini belki tartışabiliriz. Şimdi kurgusal olarak şöyle bir şey hayal edelim. Diyelim ki gaspı uğruyorsunuz. gasp'a uğramak üzeresiniz. Karşınızda canınıza kasteden birisi var ve siz cebinizdeki telefonla gizlice polisi arıyorsunuz. Ve karşınızdaki işte sizi gasp etmeye çalışan kişi polisi mi arıyorsun? Telefonun mu var falan şeklinde bir soru soruyor. O noktada "Hayır, telefonum yok. Hiçbir şeyi aramıyorum." demeniz yalan söylemek ama bu bu durum özelinde kabul edilebilir bir yalan. Çünkü aslında hem meşru müdafaa için kendi hayatınızı korumak için söylediğiniz bir yalan ve kimseye de zararı yok. Ama buradaki bahsedilen Platon'un e, önerdiği hatta yapılması gerektiğini söylediği asil yalan şu anki kurgumuzdan epey farklı. Buradaki devletin yöneticileri bireylerin doğası hakkında, bireylerin kendisine dair hayati önem arz eden bir şey hakkında yalan söylüyor. Aslında Platon'a haksızlık etmememiz gereken bir taraf da var. Yöneticiler kendi çıkarları için yalan söylemiyorlar. Platon'un güzel fikirlerinden bir ikisinden bahsetmek istiyorum. Birincisi bu yöneticilerin yani o koruyucuların mülkiyet hakkının olmaması gerektiğinden bahseder. Yöneticiler asla bir şeye sahip olamazlar. Çünkü Platon'a göre yöneticiler arasında mülkiyetin olması onların kendi çıkarlarını gözetmelerine yol açarken toplumun refahını ikinci plana koymalarını yöneltebilir onları. Platon için koruyucular belirli bir ücret karşılığında çalışmalıdırlar. Çünkü toplumdaki en büyük tehlike bir toplumun zenginler ve fakirler olarak iki ayrı ekonomik sınıftan oluşması. Bu gerçekten güzel bir düşünce yani güzel bir fikir. Bunu kabul edebilirim. Bunun dışında diğer güzel bir fikri ise yine Platon için e, o dönemin genel antik Yunan toplumlarına dikkate aldığımızda devrimsel sayılabilecek bir düşüncesi. Kadınların da yönetimde söz sahibi olabileceğinden bahsediyor Platon. Sparta'da da öyleydi hatırlarsanız. Kadınlar ve erkekler yaratılış gereği birbirinden e, farklıdırlar. Tamam. Ama kadınlar da erkekler gibi e, müzik ve beden eğitimi almalıdır diyor Platon. Bir kadın bir erkek kadar iyi bir savaşçı olmayabilir ama onun bedensel eksikliği yönetici olması konusunda herhangi bir engel taşımaz. Hatta kadınların yönetimde söz sahibi olmaması, kadınların yönetime katılmaması Platon için insan israfıdır. Böyle bakıldığında kötü ve tehlikeli bir şey söyledikten sonra iki tane kabul edilebilir güzel bir şey söylüyormuş gibi geliyor ve sonra Platon yeniden bir bomba patlatıyor. Bu da yönetici sınıfta evliliğin olmaması meselesi. Şimdi evliliği tartışabiliriz. Evliliğin inanılmaz bir politik yanının olduğunu, bu apayrı bir tartışma. Bundan bahsederiz ileride. Platon diyor ki, Özel mülkiyet gibi evlilikte koruyucu sınıf arasında yani yöneticiler arasındaki dayanışmayı azaltır. Bu yüzden yöneticilerden kadınlar ve erkekler evlenmeden birlikte olacaklar. Çok eşli olacaklar. Doğan çocukların kime ait olduğunu, babasının kim olduğunu tam olarak bilemedikleri için herkesin çocuğu olacak ve herkes herkesle gayet güzel bir şekilde ilgilenecek. Bu şekilde bir dayanışma sağlanabilir. Dahası bir adım daha ileriye de gidip şunu söylüyorum. Koruyucu sınıftaki kadın ve erkeklerden birbirlerine uygun olan, birbirlerine yakışan çiftler seçilerek bir araya gidilecekler ve onlar üreyecekler. Böylelikle daha üst bir insan, daha üst bir sınıf yaratılmaya çalışılacak. Ve tam aksi zayıf ve hastalıklı bebeklerin ise ortalıktan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Üst insan, zayıf olanların ortadan kaldırılması, ulus ve devletin bütünlüğü için her şeyin mübah olması... Yalan söylenilmesi, katledilmesi gibi her şey bir araya geldiğinde sizin aklınızda 20. yüzyıldaki bazı tarihsel gerçeklerin, bazı tarihsel figürlerin canlanmış olduğunu varsayıyorum. Bu yüzden Platon'a büyük eleştiriler var. Çünkü çağdaş totalitarizmin Platon'a dayandığını söyleyenler var. Bunlardan bir tanesi Karl Popper Karl Popper Açık Toplum ve Düşmanları adlı kitabında 20. yüzyılda meydana gelen bütün şiddeti Platon'a dayandırıyor. Nazilerin Platon'un bu kan ve toprak mitosundan etkilendiğini söylüyor. Çünkü aslında baktığınızda Platon bazılarının ruhunda altın vardır, bazılarında demir ve tunç vardır. Altın olanlar en üstler ve demir ve tunç olanlar altın olanların dediklerini yapmak zorundadır. Hastalıklılar ortadan yok edilmelidir şeklinde bir şeyler söylediğinde bir çeşit soykırımı meşru kılmış oluyor. Yani bir antik ırk öğretisi ortaya koymuş oluyor diyor Popper Platon için. Bir de Popper Platon'u kast sistemi kurmakla eleştiriyor. Yarı kast sistemi diyor tabii. Şimdi burada Popper'a katılmıyorum. Diğer eleştirisini kabul edebilirim ama Platon'unki bence kast sistemi değil. Hatırlarsanız size uzun uzadıya okuduğum Mitos'ta Annesinin babası demir ve tunç varsa ruhunda, belki onlardan ruhunda altın olan bir çocuk doğabilir demişti. Yani sınıflar arası değişikliğin olabileceğini söylemişti. Bu açıdan bakıldığında bence Platon'un sistemi bir çeşit meritokrasi, yani en yeteneklilerin, en yetkinlerin yönetimde söz sahibi olması. 20. yüzyılda siyaset felsefesi üzerine çalışan başka bir figür olan Leo Strauss ise Popper'ın aksine Platon'un söylediği asil yalanın bir ulus devlet bilinci kurulması için oldukça önemli olduğunu ve bütün toplumların, bütün devletlerin bunu yapması gerekliliğinden bahseder. Strauss'a göre hakikate yeterince yaklaşamayan, bilinç sahibi olmayan yığınları bir arada tutmanın yegane yolu bu tarz bir asil yalan söylemektir. Popper ve Strauss ile size bir Platon eleştirisi ve bir de Platona katılan bir figürden bahsetmiş oldum. Şimdi gelelim benim fikrime. Bence buradaki sorun aslında şu. Toplumu bir birlik olarak görmek. Platon toplumu organik bir bütün olarak görüyor. Yani tek tek bireylerin bireyselliklerinin içerisinde eridiği. Toplumun bütününün tek tek bireylerin hepsinden daha değerli olduğu bir bütün. Yani birlik kavrayışı, birlik. Siyasi birlik. Siyasi birlik çok ilginç ve üzerine düşünülmesi gereken bir söylem. Tek dil, tek din, tek vatan, tek bayrak, tek toprak, tek kültür, tek tek tek. Ben buna katılmıyorum. Bireysel özellik ve özgünlüğü ortadan kaldıran bir düşünce bu. Böylece tek tek bireyler değerli olmuyor. Onların değerini yatsımış oluyor. O yüzden bence toplum birlik değil, çokluktur. Michael Hart ve Antonia Negri'nin kitabı çokluktan bir alıntı yapmak istiyorum size. Halk geleneksel olarak üniter bir kavramsallaştırma olmuştur. Nüfus elbette birçok farklılık tarafından belirlenir. Ancak halk bu çeşitliliği bir tekilliğe indirger ve nüfusa bir özdeşlik dayatır. Halk birdir. Çokluksa aksine çokluktur. Çokluk asla bir tekilliğe ya da tek bir özdeşliğe indirgenemeyecek sayısız içsel farktan müteşekkildir. Kültür, ırk, etnik köken, toplumsal cinsiyet ve cinsellik farkları kadar emek biçimlerini, farklı yaşam tarzlarını, farklı dünya görüşlerini, farklı arzuları da kapsar. Çokluk tüm bu tekil farkların Çokluluğudur. Bence de toplum özdeşleşen, tek tipleşen, böyle homojen bir birlik değil, tek tek bireylerin farklılıklarının öne çıktığı, yani tekilliklerden meydana gelen melez bir çokluk olarak ele alınmalı. O yüzden ben mutlak demokrasinin toplumun birliğinde değil, toplumun çokluğunda gerçekleşebileceğini düşünüyorum. İşte tam da bu yüzden toplumun birliğini tesis etmek uğruna toplumdaki bireyleri kendi doğaları hakkında kandırmak ve onları buna inandırmak benim kabul edebileceğim bir düşünce değil. Bu korkutucu bir tahakküm. Diğer yandan bu durumda yöneticilerin elinde böylesine bir güç varken yöneticilerin iyi niyetli olduğunu Niyetleri iyi olsa bile seçimlerinin her zaman en iyisi olduğunu nereden bilebiliriz ki? Sonuç olarak yöneticiler de bir insan ve iyinin ve kötünün evrensel bir standardı olmadığı için koskoca bir toplumun iyiliği konusunda yöneticilere böylesine bir güç vermek, bu kadar büyük bir gücü sadece küçük bir zümrenin elinde bırakmak çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Böylesine bir güç kimsenin elinde olmamalı bence. Videoyu 19. yüzyılda yaşamış İngiliz bir siyasetçi ve tarihçi olan John Acton'un bir sözüyle bitirmek istiyorum. İktidar suistimale yakındır. Mutlak iktidar ise suistimalsiz yapamaz. İktidar insanı bozar. Mutlak iktidar ise mutlaka bozar. Bon, cüm, cüm, bon, cüm, cüm.